Evet, değerli dinleyiciler, bugün Amsterdam'dayız. Müthiş güneşli bir hava var. 18-20 derece civarında bir sıcaklık var Amsterdam'da. Burası çok sıcak, yanıyor ama maalesef bizim köyde kar yağmış. Havalar çok soğuk. Kaç gündür bizim oralarda 35-40 santim kadar kar varmış. Oralarda kar yağıyor. Ama buralarda güllük gülistanlık, bahar geldi buraya. Gerçekten bahar geldi. Burası çok güneşli. Millet her biri bir yere gidiyor. Kimi güneşleniyor, kimi eğleniyor, kimi geziyor. Burası oldukça kalabalık bir yer. Bu arada tabii ki ülkemizde provokatörler tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hedef gösterilmiş. Bir meşhur saldırıya maruz kalmıştır. Biz bu saldırının zihniyetini nefretle kınıyor, lanetliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzanan elleri kırarız. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir. Evet, ülkemizde 20 ay askerlik yaptık, komando er olarak. Gurbet ellerine geldik, ekmeğimizi kazanmaya ülke boş değildir. Birkaç tane soysuza ülke bırakılamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soysuz, kışkırtmaların en öncüsüdür. Bunu nefretle kınıyor, lanetliyoruz. Değerli halkımız, birlik beraberlik olunuz, provokatörleri iyi tescil ediniz. Onların hesabını sormak gerekir. Sormayınca bu itler azıyor. Bağışlanan bağışlanmayı hak etmeli. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce kendisine mermi gösteren bir iti affetti. Ama bu itler gittikçe yüz buldular. Bunlar hükümetten, BOPEŞ başkanı, reis denilen çete liderinden güç kuvvet alıyorlar. Biz bunları nefretle kınıyor, lanetliyoruz. Bütün diktatörlerin sonu gelmiştir. Hepsi linç edilmiştir. Romanya'da Çavuşesku, Libya'da Kaddafi, Irak'ta Saddam ve buna benzer Hitler, daha niceleri. Bunların hepsinin akıbeti beter olmuştur. Allah kimseyi bunların düştüğü çukura, düştüğü duruma düşürmesin. Evet, tekrar kısa keseyim sizin başınızı, bununla ağrıtmayacağım ama gerçekten biz gurbette de olsak kalbimiz ülkemiz için atıyor. Sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Ama onlar sonlarının geldiğini görüyorlar. Yaptığı yolsuzlukların, götürdükleri milyonların, milyarların, fakirlerin gözyaşlarını, fakirlerin alın terlerini yediklerinden dolayı telaş içerisindeler. Hesap vermekten kurtulamayacaklardır. Onları nefretle, iğrenç bir şekilde lanetliyorum. Bunların köküne lanet olsun. Evet, gerektiğinde biz askerliği bitirdiğimizde, teriz olduğumuzda seferde yine geliriz dedik. Sefer görev emrimiz var. Gerekirse buradan hemen uçağa binmekle Türkiye Cumhuriyeti'ne gelir, üstümüze düşen görevimizi yaparız. Ama bizim görevimiz hiçbir zaman nefret, kin, garezle olmaz. Biz serden geçeriz geçmesine. Ama bu yine demokrasi, yine insan hakları, yine vicdan, yine merhamet çerçevesinde olur. Evet, zalimleri, Yezidleri lanetliyorum. Birlik beraberlik içinde olun diyorum. Halkımıza selamlar, sevgiler gönderiyorum. Değerli dostlar, hakikaten Amsterdam çok sıcak. Amsterdam'da hava çok güzel. Şimdi kendimi bırakayım, size biraz da Amsterdam'ın güzel yerlerini göstereyim. Tekrar görüşmek üzere diyeyim. Biraz sonra güzel görüntülerle size videoyu bitirelim. Burası Amsterdam Central İstasyonu. Central İstasyon olduğu yerde şu anda. Tramvay gidiyor. Ben metroyla geldim. 3 durak geldim metroyla. 3 dakikada geldim. 150 sent ödeniyor. Bizim evden merkezin olduğu yer, Central İstasyon olduğu yer 3 durak. Bu 3 durağa da 150 sent gidiş, 150 sent dönüş oluyor. 3 dakikada ben geliyorum. Her 5 dakikada da metro var. Sonra tramvaylar var, otobüsler var. Burası ulaşım sorununu çözmüş. Burada hiçbir sorun yok. Güllük, gülistanlık. İyi gidiyor. İnsanlar paylaşmayı biliyor. Saygıyı biliyor, sevgiyi biliyor. Sırasını biliyor. Ne konuşacağını biliyor. Halkı yetişmiş. Sokaktaki insanların çoğu lise, üniversite mezunu. Ondan aşağı olanı hiç yok gibi. Cehaletin olmadığı yerde güzel yaşam, eşit paylaşım oluyor.
Değerli dostlar, görüyorsunuz çok güzel bir hayat var. Aslında biz güzel yerde yaşıyoruz ama ülkemiz adına, ülkemiz halkı adına üzülüyoruz. Bizim insanımız bunlara hak etmedi. Bizim insanımız misafirperver insanlardı. Bizim insanımız barıştan, mutluluktan yanaydı. Ama görüyoruz ki ötekileştiren bir dil, nefret saçan bir ağız. Allah'ı kusura bakmayın da salyalı bir ağız. Elinden ülkemiz inşallah birlik beraberliğini bozmaz. Bunların da bir gün adalet önünde, yargı önünde kendileri yok etmeye çalıştıkları yargı önünde yine de hesabını verirler. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Güneş vuruyor. Bilmiyorum hangi tarafta, net görebiliyor musunuz resimleri? Ben göremiyorum. Ama çok güzel. İnsanlar geziyor. Hayat akışı çok güzel. Burada protesto olmuyor değil, oluyor. Çok medenice oluyor, çok modern oluyor. İki tane polis arabası bile geçmiyor yanlarında. Sataşma olmuyor, dalaşma olmuyor. Medenice herkes istediği gösteriyi, istediği protestoyu yapabiliyor. Dileriz ülkemizde de bu günler gelecek. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu başkanlığında kutluyorum. Halkın iradesi diyenler halkın iradesine saygı göstermediler ama halkın öfkesinden korktukları için artık Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını vermek zorunda kaldılar. Evet, AKP zihniyetinden ülkemiz halkı kurtulmalıdır. Devlet Bahçeli zaten her kılığa girmiş, bitmiş birisi. Dizginleri eline kaptırmış. O da bir şey yapamıyor. O da halkı bölmeye çalışıyor ama onun bir değeri yok. Ne konuştuğunun bir önemi yok. Çünkü nesli yok, çocuğu yok, malı yok, mülkü yok. Pisliği meydana çıkmasın diye teslim bayrağını çekmiş birisidir. Değerli dostlar, bütün insanlarımıza selamlar, sevgiler gönderiyorum Amsterdam'dan. Amsterdam'da güzel güneşli bir gün moralimizi bu olaylar bozdu. Ama bu olaylarda inşallah düzelecek. Halkımız kalyana gelmeyecektir. Birlik ve beraberlik içinde olacaktır. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum Amsterdam'dan. Birlik beraberlik içinde olun. Rahat olun, huzurlu olun. Allah zalimin, Allah haksızın, Allah Allahsızın belasını verecektir. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sağ olun, var olun değerli izleyenlerim, değerli arkadaşlarım, Facebook sayfa arkadaşlarım, bütün canlar, hepinize selamlar, sevgiler Amsterdam'dan. Evet, buradan da bitirelim güzel bu görüntülerle değerli dinleyiciler.